Fuarda sergilenen, FNSS tarafından tasarlanmış ve Endonezya ordusuna önümüzdeki günlerde teslimatı başlanacak burada imal edilen Kaplan MT'nin önündeyiz. Ama Cem Bey ile birlikte şimdi Kaplan MT'nin içine gireceğiz. Bu belki tankı fotoğraflardan, videolardan dışarıda görebilirsiniz ama tankın içini göreceğiz. Hava bayağı sıcak. Evet. Klimamız açık mı? Evet, klima. Evet. Şu an duyduğunuz gibi güç grubu çalışıyor aktif durumda. Soğutucular devrede. Çünkü şu an hava burada epey bir sıcak. Demde yaklaşık 40 derece, 42 dereceyi görüyoruz. Birazdan içine gireceğiz. İçeride daha rahat olacaktır büyük ihtimalle. Biraz gürültü olabilir, motor gürültüsü. Ama mikrofonlarımız var. Sanırım sesimiz daha iyi duyulacaktır diye düşünüyorum bu sayede. Bizim için neden önemli? Birincisi tabii ki ihracat çok önemli ama FNSS aslında Türkiye'ye, Türk ordusuna verilmemiş bir tankı bir konsept tasarlayıp ihraç etme başarısını göstermesi de aslında bir savunma sanayimiz için model desek, çünkü Endonezya'nın da bu arada Türkiye-Endonezya ilişkilerinde herhalde en tecrübeli savunma şirketi FNSS diye düşünüyorum. Doğrudur, hani özellikle kara sistemlerinde şu an bir takım talepleri yerine getirebilecek durumda olduğumuzu zaten iddia ediyor idik ve bunu hayata geçirdik. Bence en önemli konu bu, hayata geçirmiş olmamız. Burada tabii Endonezya bir örnek. Evet, burada şu an biz Kaplan MT'den bahsediyoruz. Bir ürünün bir ülkenin tarafından talep edilmesi ve kendi ordusuna daha vermeden bunun bir şekilde hayata geçirilmesi ve envantere verilmesi durumu var ama bu ilk kez burada olmadı. Daha önce bunu biz Malezya'da gerçekleştirdik. Özellikle AV8 projesinde. Malezya 8x8 AV8 projesinde böyle bir talep geldi bize bu şekilde ve biz bunu kullanıcı isterlerine göre bu ürünü şekillendirdik ve bu araçları kullanıcıya teslim ettik. Ve bu araçların üretimini de Malezyalı ortağımız Deftek'le beraber Malezya'da gerçekleştirdik. Şimdi burada tabii benzer, yani buna benzer bir proje, fakat burada farklı olan şuydu. Ortak biz bir prototip geliştirme sürecine girdik PT Pindad'la Endonezya'da. Ve burada Kaplan MT ortaya çıktı. Tabii burada Kaplan MT'de şu an gördüğünüz bir CMI kulesi var üzerinde, 105 milimetre. Bu kule Endonezya Ordusu Silahlı Kuvvetleri tarafından seçilmiş bir kule olarak zaten programda vardı. Biz açıkçası bu kuleyi de kullanılacak şekilde bir tank platformunun geliştirilmesi sürecini aldık PT Pindad'la beraber. Yani burada geliştirme sürecinden üretim veya teknoloji transferleri de dahil olmak üzere çok yüksek anlamda bir işbirliği gerçekleştirmiş olduk. Hatırlarsanız yılın ilk çeyreğinde program kapsamında 10 aracın platformunu teslim etmiştik ve bunlar Endonezya'ya teslim edildi, verildi bu platformlar. Şu anda bu platformların dışında kalan 8 platformun da üretimi PT Pindad'da devam ediyor. Ardından kule entegrasyonlarında tamamlanıp çok kısa sürede kullanıcılığa verilmeye başlanacak. Tabii burada şu şekilde de ifade edersek yanlış olmaz. Yani ilk defa Türkiye'de bir tank sınıfında bir silah sisteminin ihraç edilmesi durumunu düşünürsek, evet, bunu gerçekleştirdik diyebiliriz bu sayede. Sonuç olarak tabii hani ürün dediğimiz gibi bir orta sınıf tank, bir ana muharebe tankı değil. Yani belirli bir amacı, belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere bu araç ortaya çıktı. Ancak sevindirici olan şu ki biz buna işte biliyorsunuz uzun süre önce başlamıştık. Çok haberlerinde duydunuz artık, hani size uzun süredir takip ediyorsunuz. Şimdi bakıyoruz ki ABD ordusunda bir orta sınıf tank programı var ve bunun işte projesi henüz imzalandı ve bunun işte belirli bir sürede artık üretilmesi ve envantere girmesi söz konusu. Bu pencereden bakarsanız Endonezya ordusuna çok daha kısa sürede, ya şu an itibariyle neredeyse envantere girdi diyebiliriz artık. Hani çok birkaç ay içerisinde başlıyor teslimatlar. Burada bir kere o yönden büyük bir avantaj var. Yani bu, çünkü böyle bir ihtiyaç vardı. Hızlı konuşlandırılabilen, piyadeye gerektiği zaman daha kısa sürede ateş desteği verebilecek, işte lojistik şeyleri daha, nasıl söyleyeyim, daha maliyet etkin bir lojistik desteği olan, zor arazide, çamurlu bir arazide, buradaki gibi bir tropik arazide çok daha yüksek hareket kabiliyetine sahip bir tankın bu doğrultuda devreye girmesi önemliydi. Çünkü bunu ana muharebe tankıyla gerçekten birçok seçenekte bu kadar kolay bir şekilde yapamayabiliyorsunuz. Tabii ki de aynı koruma seviyesi değil, tabii ki de aynı ateş gücü değil ama hani orada piyadenin ihtiyacı olan optimum şeyi,
taktiksel ihtiyacı bu araçlar gerçekten karşılayabiliyor. Bunlar da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü kendi ülkeleri, kendi ihtiyaçları, kendi doktrinleri. Aracımız arkadan bu bir güç grubu var bu aracının. Tabii ki de neden bir ZMA'nın üzerine de konabilirdi önden motorlu. Fakat tabii ki tank dediğimizde buradaki özellikle hareket kabiliyeti. Çünkü biz hani orta sınıf tankta da bekayı daha iyi hareket kabiliyetiyle sağlıyoruz ya. Hani şey derler hatta, mobility is survivability derler. Yani hareket kabiliyeti aslında de bir bekadır diye düşünüldüğünde. Tabii burada çok yüksek bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Özellikle yumuşak arazide önde olmadığı için o güç grubu, o ağırlık. Tanklarla da öyle, ana muharebe tanklarına bakarsanız Merkava hariç bugün zaten hep şeydir, arkadan güdür güç grubu. Bir kere o yönden çok avantajlı. Tam anlamıyla evet bir tank yani konsept olarak bakarsak. Belki buranın coğrafi şartlarına göre, evet, hareket kabiliyetine sahip, evet, özelliklerine göre sonuçta FNSS'in mühendislik altyapısı, tecrübesi ne gerekiyorsa yerel istekleri de bir araya gelip böyle bir farklı ürün gerçekleştirebiliyor. Dışarısı çok sıcak, daha da erimeden şöyle bir klimalı ortama, evet, girelim, içerisini, evet, tankın görelim. Evet, önden çıkacağız, basamaklara basacağız, kuleye çıkacağız. Ben sizi komutan koltuğuna oturtturacağım, ben nişancı koltuğuna oturacağım. Evet, belki hani çok birbirimizi arada bir kundak olacak, birbirimizi ne kadar görebiliriz ama birbirimizle göz teması kurabileceğiz. Size oradan o alanda size bir takım hususları anlatmaya çalışacağım kuleyle ilgili. Burada amacımız aslında yani böyle bir tankta, otomatik dolduruculu böyle bir tankta nasıl bir hani silah sistemi var, birazcık hani hem tanıyalım, çünkü böyle daha önce o fırsatımız olmamıştı hatırlarsanız. Bu iyi bir fırsat, bunu değerlendirelim. Büyük bir zevkle ben de ilk defa bir tankın kulesine doğru çıkacağız beraber ve oturma şerefini elde edeceğim. Hadi çıkalım o zaman. Şimdi röportajımızdan sonra tanka bineceğiz. Önden siz gidin, nasıl çıkacağımı ben öğreneyim, arkasından tanka çıkalım ve kulenin içine girelim. Cem Bey tabii işi biliyor. Çıktı. Bakalım ben çıkabilecek miyim? Gerçekten hayatımda ilk defa tanka çıkacağım. Şimdi buraya kadar çıktık ama içine nasıl gireceğiz? Cem Bey azıcık yardım istiyoruz. Bu tarafta oturan? Burası nişancının koltuğu. Hemen sağ tarafımızda da komutan koltuğunu görüyorsunuz. Siz nereye oturacaksınız? Ben nişancı koltuğuna oturuyorum. Nişancı koltuğuna Cem Bey oturuyor. Ben de komutan olayım tankın ama hiçbir şey bilmeyen tank komutanı. Ben de oturayım. Bir içine birlikte bakalım. Açıkçası galiba oturmayı becerdim. Sizi de alalım buraya, arkasından bir bakalım ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Evet, şu an Kaplan MT'nin içindeyiz. Komutan koltuğunda oturuyorum. Ve biraz sonra da bu tankın içinde neler var birlikte Cem Bey'den dinleyeceğiz. Şu an tankın ön bölümünde komutan koltuğuna oturmuş durumdayım. Cem Bey'i bekliyorum. Cem Bey de şöyle yandan göreceksiniz. Nişancı koltuğuna doğru oturuyor ve biraz sonra da tankın içi gerçekten klim oldukça serinletmiş durumda. En azından düşünün, metal bir kütlenin içindesiniz, bir savaş alanındasınız. Gerçekten burası adeta bir fırın gibi olduğunu tahmin ediyorum ama klim oldukça bu sıcaklığı kesiyor. Evet Cem Bey, şimdi nişancı olarak ben de komutan koltuğuna kurulmuş durumdayım. Biraz sizden teknik bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şu an aracımızın tabii ortada hemen tank topumuzun kundağını görüyorsunuz. Benim bulunduğum tarafta bir de 7.62 makine tüfeği yuvası var ama şu an 7.62 makine tüfek burada şey değil,
takılı değil. Arkanızda hemen mühimmatları aldığımız alanı görüyorsunuz. Bu birçok tankta da bulunan, işte mühimmattan alınırken mühimmatın ayrı bir hazine tutan bir alan. Hani burada bir herhangi bir patlama veya herhangi bir sıkıntı halinde burada oradaki basıncı tabii yukarıdaki kapaklardan atmak suretiyle bu alanı korunur hale getiriyor açıkçası. Arkada 12 adet tüp var. 12 adet tübe mühimmatları yerleştiriyorsunuz. Her birinin bir belli bir noktası var. Çünkü otomatik doldurucu olduğu için hani burada seçtiğiniz zaman mühimmatı, seçtiğiniz mühimmatın seçtiğiniz hedefe atmanız gerekiyor. Çünkü hani burada farklı mühimmatlar kullanmanız durumu söz konusu alanda, sahada. Orada her tübün bulunduğu alan için kullandığınız mühimmatı önünüzde bir ekran var. O ekranda özellikle nişancının önünde bir ekran var. Şu an ekran tanımlatılma değil. Önündeki. Bu ekranda bunları görme şansımız, işaretleme şansımız var. Yani hangi tüpte hangi mühimmat var. Otomatik olarak bunları hedefe göre seçtiğinizde otomatik olarak burada bir doldurucu yok. Yani iki kişilik bir tankın içindeyiz şu an. Biliyorsunuz ana muharebe tanklarında nişancı komutan doldurucu oluyor. Görevi doldurucu yapıyor. Burada otomatik olarak şu hazneden mühimmatı sürmeye başlıyor. Çok kısa sürede. O doğru mühimmatı seçtikten sonra doğru mühimmatı doğru hedefe yönlendiriyorsunuz beni. Nişancı tarafından. O sırada komutanın bağımsız periskopu var. Komutan bağımsız periskopla bu sefer yeni bir hedef tarıyor ve yeni hedefi de yönlendirebiliyor. İster nişancı yönlendiriyor, isterse kendi angajabiliyor bu hedefi. Aşağıda da gövdede bir takım şeyler görüyorsunuz. Koruma altında mühimmat tüpleri görüyorsunuz. Onlar da yedek mühimmatlar. Yani buradan hani doldurucuyu, yani otomatik doldurucunun haznelerinin tamamının dolması durumunda ya da işte kullanılması durumunda buradan yedek mühimmatı çekip otomatik doldurucuya yüklüyorsunuz. Bunun dışında zaten hani bakarsanız hani aslında evet yani birçok tankların için genelde böyle biraz hani klostrofobik olabilir, biraz daha olabilir genelde birçok tank ama burada sunucunun bulunduğu alana daha rahat bir geçiş görebilirsiniz. Yani sunucu kompartmanı birçok tanka göre daha rahat bir alana sahip, daha geniş bir alana sahip. Burada askeri bir koltuk var, mayın korbanı koltuk. Tabii şey aynı zamanda komutan ve nişancı için de geçerli olan. Burada o koltukla, o koltuk sayesinde oraya yerleşiyor ve birazcık yatar pozisyonda duruyor sürücü. Fakat optik ve önündeki ekranlar sayesinde kurumsal farkındalığı son derece yüksek. Genellikle hareket kabiliyetiyle biz çok fazla güç grubu deriz, süspansiyon deriz. Tabii bunlar temel özellikler, yani alt sistemler hareket kabiliyetini artıran. Fakat burada şey, insan faktörünü kaçırmamak gerekiyor. Yani aracın iyi sürülebilmesi için, yani hareket kabiliyetinin iyi olması için sürücünün görüş açısının da çok iyi olması lazım. Yani iyi bir görüş açısına sahipse sürücü, bunun da aracı da gerçekten daha yüksek performansla kullanabiliyor. İyi bir özellikle iyi de bir kullanıcı alanına sahipse. Beklediğimden daha geniş bir alan burası. Sürücünün de yeri ilginç. Dediğiniz gibi otomatik dolduruyor. Şu an tabii saha testlerini Endonezya ordusu yapıyor ama iç tasarımla ilgili size bir geri dönüş var mı? Neler hoşlarına gitmiş veya ya bu iyi olmuş gibi böyle bir kısaca onları da anlatın. Yerimiz dar, sizi daha fazla yormak istemiyoruz. Ya açıkçası yani bunu hatırlarsanız bu projeye başladığımızda iki prototip ürettik. Biri Endonezya'da üretildi. BTP'nin kendi testlerini, biri de bizim testlerimiz üretildi. Aracın kalifikasyon testleri bu prototipler üzerinden yapıldı. Ve bu süreç içerisinde tabii ki de kullanıcının bir takım isterleri, yeni isterleri, üzerine eklediği kişilikleri veya bir takım alanlarda yaratmak istedikleri hacimlerle ilgili bir takım talepleri olmadı değil, oldu. Fakat biz esnek çözümlerle seri üretime girmeden seri üretimde tüm bunları çözerek seri üretimde ihtiyaçları olan ürünü verebilecek hale geldik. Yani tabii ki de burada bunlar açıkçası tek bu programa uygun, bu program için geçerli değil. Birçok program da bu şekilde zaten ilerleniyor. Ama mühim olan burada tabii o çözümleri yaratabilecek yeteneklere sahip olmanız, mühendislik kabiliyetlerine sahip olmanız bu çok daha büyük önem taşıyor. Bu konuda da hani yeterince tecrübemiz var diyebilirim rahatlıkla. Çünkü hani ürün gamına bakarsanız bugün çok farklı araçları, çok farklı sistemlerin ürün gamında olduğunu görürsünüz. Dünyada da çok fazla karı aracı üreticisinde bu kadar farklı ve bu kadar çeşitli ön cephe attı
da kullanılabilecek konsepte araç olmadığını da söyleyebilirim. O yüzden de bunun avantajını çok rahat yaşıyoruz bu tip sistemlerle. Evet, tankın içinden çıktık. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bana ilginç bir tecrübe yaşattınız, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Burada sizlerle buluşmak da bizim için çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra İDEF'te bir araya geleceğiz. Artık orada neyin içine bineriz, sürpriz olsun diyelim. Gerçekten çok ilginç bir tecrübeydi. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İnişimiz tamam, ayaklarımız yere basıyor. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeyi yaşadık. FNSS'e teşekkür ediyoruz.